Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Yağmurlu bir Zonguldak sabahı. Saat 6 falan da herhalde yağmurun sesine uyandım. O kadar çok yağdı ki şu anda durdu yani. Bulutları görüyorsunuz zaten. Benim kuşlar yine başladılar. Yatana kadar buradan kuş eksik olmuyor arkadaşlar. Sesleriyle vallahi evin içindeler. Ben de alıştım onlara. Şimdi durucumla kahvaltı yapabiliriz artık. Ana kız kahvaltımız hazır arkadaşlar. Bugün sadece yumurta haşladım. Elifciğim normal hayatına geri döndü, buğday ekmeğine. Bir yiyoruz, bir dikkat ediyoruz derken dengeyi korumaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani en azından olduğum kilonun üstünü almamaya çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Şöyle ikimize tabak hazırladım. Zeytinim bitmiş. Geçen gün alacaktım. Zeytin almayı unuttum. Bugün artık kahvaltı eksiklerimi alayım. Durucumun da yumurtası, ekmeği. İsterse balla tereyağı da veririm ona. Her zaman yemiyor ama onları çıkartmamıştım. Olmadı, çıkartırım. Çaylarımızı dolduralım. Afiyetle kahvaltımızı yapalım. Dur, sana balla tereyağı da vereyim mi kızım? Balla içecek misin bu sabah? Tamam. Onları da getireyim ben sana. Ekmeği sürelim. Anne. Efendim? Böyle ekmeğim var, ona sürelim dedim ya. Ay seni. Benim ekmeğim var orada, bak. Burada ekmeğim. Anne. Ben kendi süreli bana. Sen kendi mi süreceksin? Tamam anneciğim. Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şöyle çayımı da aldım. Biraz da balkonda oturayım. Vallahi dün güzel yedik. Bugün de sağlıklı tabağımızı yedik. Bir gün yiyeceğiz, bir gün bakacağız arkadaşlar. Bu hayat hep böyle gerçekten. Yani öyle her gün yersek olmuyor biliyorsunuz. Dengelemek lazım. En azından işte ben öyle yapmaya çalışıyorum. Bir gün çok kaçırdıysam ertesi gün mutlaka dikkat etmeye çalışıyorum. Yapacak bir şey yok. Bardağım mı çatlamış? Ha, yok, çatlamamış. Şurası çatladı sandım da. Böyle. Bana afiyet olsun bakalım. Kahvaltımızı yaptık. Makinem de dolu. Burada da bulaşıklarım var. Onları yerleştireceğim arkadaşlar. Dün akşam videoyu kapattıktan sonra çok başım ağrıdı. Çok üzüldük çünkü. Size biraz bahsedeyim, hem de dua isteyeyim sizlerden. Elif Alptekin'i biliyorsunuz, arkadaşımızı. Geçen misafirim olmuştu. Tanımayanlar varsa kendisini de biliyorsunuz, YouTube kanalı var. Oradan tanımanız lazım çoğunuzun. Annesi zaten bir sürü rahatsızlığı var. Hem şeker hastalığı var, hem kalp hastalığı var, hem böbrek hastalığı var. Kadıncağızın zaten bir sürü sıkıntısı var. Dün birden kötü olmuş. Birden kanaması başlamış arkadaşlar. Hemen tabii ambulansla hastaneye, Elifler de onun peşinden hastaneye. Dün geceden beri yoğun bakımda. Yani doktor çok ümitli konuşmamış, işin açığı o şekilde. Yani dün akşam hatta 2-3 saate demiş, yani bekleyin demiş. Allah göstermesin, Allah yine sevdiklerini, ailesini, evlatlarına bağışlasın. Çıkmadık camdan tabii ki ümit kesilmez. Ne desem bilemiyorum, dua ediyoruz. Dün akşam ben Instagram'da yazı yazdım. Oradaki arkadaşlarımdan, tabii takipçilerimden yine Yasin Şerif istedim. Çok okuyan arkadaşım oldu. Çok okuyan kişi bana Instagram'dan mesaj attı. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. İnşallah Allah kabul etsin de Elif'in annesi bir mucize olsun ve uyansın arkadaşlar. Şu an entübe durumda. Yani entübe edildi artık. Bilinç kapalı zaten. Yoğun bakımda. İyi bir haber bekliyoruz. Elif çok ağlıyor. Sürekli de aramak istemiyoruz onu. Ara ara böyle sırayla arıyoruz. Diğer arkadaşlar da arıyor. İşte hani hepimiz peş peşe de arayıp, kadıncağız zaten ağlıyor. O yüzden haber alıyoruz böyle ara ara yakınlarından veya kendisinden. İnşallah bir mucize olur. Dediğimiz gibi Allah'tan ümit kesilmez. Sizler de dualarınızda yer verirseniz, Hatice Arslan adına Yasin-i Şerif okuyabilirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Allah herkesin hastalarına şifa versin. Kimin ne ihtiyacı varsa, hangi duaya ihtiyacı varsa Rabbim kabul etsin inşallah. Şu an yoğun bakımda mücadele veren, hastalıkla uğraşan, Allah herkesi sevdiklerine bağışlasın. Gerçekten çok zor. Arkadaşımız için tabii ki çok üzüldük. Hatice teyzeyi de tanıyoruz. Benim de tanışma fırsatım olmuştu İstanbul'a gittiğimde. Çok tatlı bir insan. Rabbim evlatlarına bağışlasın. Hiç başka diyecek, elimizden yapabilecek hiçbir şey yok. Yakında olsak hemen koşar gideriz zaten. Hani buralarda bir yerde olsa hiç durmaz gideriz.
korktuğumuza uğratmasın Rabbim. İnşallah kötü haberini almayız. Böyle yani dünden beri dua ediyoruz. Dün akşam geç saatten beri. Elif zaten perişan, ağlıyor. Ne diyeyim arkadaşlar, diyecek bir şey yok. Yani yapacak bir şey de yok şu anda, beklemekten başka. Daha vallahi pijamamı bile çıkarmadım. O kadar rahatım ki şu an. Şükür mutfağı hallettim arkadaşlar. Vallahi elde yıkanacakları da yıkadım. Bakın burada ne var? Tanıyor musunuz kendisini? Tanıştırayım. Dukan. Dukan içeceği. Dukan bira diye biliniyor. Limon, maden suyu ve yeşil çay üçlüsü arkadaşlar. Kalanını da suyla tamamladım. Gün boyu içeceğim. Yarım limon var. Bir şişe maden suyu var. Bir bardakta demlenmiş yeşil çay var arkadaşlar. Yeşil çayı süzdüm. Ödem doluyum. Vallahi epeydir dikkat etmediğim için vücut ödem toplamış haliyle. Kendimi böyle şiş hissediyorum. Bu ödemler ancak bununla gider. Çok güzel ödem attırıyor. Ne yapacağım bunu ben? 15 gün yapılıyor ama bir hafta yapacağım arkadaşlar. Yine bir Trendyol alışverişi arkadaşlar. Kupon alışverişi yapmıştım yine. Seviyorsunuz böyle şeyleri. O yüzden sizlerle şimdi paylaşacağım. Hemen önce şu eşofman altından başlayayım. Bu bir hafta önce geldi. Yani ilk bu geldi aslında. Bu kargom bayağı gecikti. De facto kargosu. Şöyle kadife bir eşofman altı arkadaşlar. Paçaları lastikli. Yakından da şöyle göstereyim. Bunu çok sevdim. O kadar güzel ki malı. Yani kadifesi çok güzel çıktı. Ben böyle eşofmanları seviyorum zaten. Şurasında şöyle şeritleri var. Görüyorsunuz. Giydiğiniz zaman da güzel duruyor. Bunun 9 farklı rengi vardı. Ben koyu renk tercih ettim. Daha sonra Rıza'ya bir silik aldım. Artık kış geldi. Tişört alışverişini bıraktım. Genelde hep tişört ya da elbise alıyordum biliyorsunuz. Artık siliklere geçiyoruz. Rıza'ya şöyle çok güzel kapşonlu bir üst aldım. Large beden aldım. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzelmiş yalnız arkadaşlar. Şöyle bir kumaş. Akşam denettiririm ona. Çok hoşuma gitti. Bunu çok beğendim. Sonra yine kendime iki tane şöyle sivit aldım. De facto'nun bu arada bunlar. Sadece eşofman Trendyol Milan'ın kendi ürünü. Diğerleri de facto'dan. Bakın şöyle bir renk aldım. Medium beden aldım ben. Gayet de bana iyi yani. Medium iyi geliyor. Ha kızım. Bu benim. O senin, evet. Bu tuvalete bakacağım. Tamam dur anneciğim. Kotlarla falan güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Şu da rengi çok tatlıymış. Bakın. Şöyle. Bu da yine medium beden. Bunu denemek istiyor. Dur anneciğim öyle gelme ama dur. Saat 12'ye geliyor bu arada. Müge Anlı'yı açtım ama sonuna yetiştim. Konudan bağımsızım şu anda. Hiç konuyu bilmiyorum. Birazcık bakayım. 1'e doğru bitiyor. Ondan sonra da artık ne yemek yapacağız? Karar veririz bakalım. Müge Anlı bitti arkadaşlar. Şöyle yemek işine başlamadan kendime bir öğlen kahvesi yaptım. Hem de ara öğün olsun dedim. Birkaç tane kaju koydum. Kaju hatta çok güzelmiş. Özlem'in yolladığından aldım. Kahvemi içtim. Elif dedim kalk yemeklerini yap. Çocuk da okuldan gelecek zaten. 2-10 geçe geliyor. Bir saati kalmış. Taze fasulyeyi pişireceğim. Mercimek çorbası yapacağım. Bu kötü olmadan yapayım. Hemen çünkü şey oluyor. Bakın sararmaya dönüveriyor. Bunu zeytinyağlı pişireyim. Bunu da arkadaşlar buzluğa kaldıracağım. Zaten onun için almıştım. Paketleyeceğim. 2 paket yaparım. Buzlu içini doldurup yani çıkartıp içini doldurup pişiriyoruz. Güzel oluyor. Aynı taze yapmış gibi. İçlerini temizleyip buzdolabı poşetine dediğim gibi 2 paket yapacağım. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Yemek işini hemen ayarladım arkadaşlar. Fasulyemi koydum. İyi ki bugün pişiriyorum yoksa bozulacakmış. Vallahi bazı fasulyeler kötü olmaya başlamıştı. 2 tane domates çektim rondodan. 1 tane de soğan. Salça katmıyorum. Sırf domatesli yapıyorum arkadaşlar. Tuzunu, yağını, her şeyini çiğden koydum. Her zaman yaptığım gibi. Kendi suyunda biraz pişsin. Ondan sonra sıcak su ekleyeceğim. Mercimeğimi de koydum. Bu
Çorba pişti arkadaşlar. Altını kapattım. Kıvamı güzel oldu. Burada da tereyağında nanesini yakıyorum. Çamaşır makinem çalışıyor. Çamaşırların bitmesine bir 10 dakika var. Onları da asacağım ama yağmur da geldi. Camı kapattım. Fasulyeyi de birazdan kapatacağım. Şimdi tereyağım kızdı. Şu dibindekini de alacağım şimdi. Durucuğum acıkmış, hemen ona şimdi bir tabak çorba vereceğim. Fasulyemi de kapattım arkadaşlar. Çatalla baktım, güzel pişmiş. Şöyle göstereyim, bakın hiç salça katmadan sadece domatesle pişirdim. Çok lezzetli oluyor o zaman. Suyum da zaten bayağı çekti, bu soğuna yeter. Yemek işini hallettik bugün. Durucuğumu doyurayım. Hatta bir sıcak çorba da ben içeyim. Saati 5.30 yaptık. Markete gidip geldim arkadaşlar. Şöyle incir canım çekti görmüşken. Bir 10 liralık incir aldım. Siyah incir çok güzel görünüyor. Çaycuma'nın kaşar peynirinden aldım. Tereyağı aldım, kebirin. Makarnam hiç yoktu evde. Bitmişti artık. 2 paket şöyle makarna aldım. Bir tane ekmek aldım. Şöyle yoğurt aldım yine kebirin. Zeytin için gittim. Vallahi 3 gündür zeytin yok. Kahvaltıların, yani kahvaltıda arıyorum yani. Paşalarınkini yiyoruz biliyorsunuz. Şöyle 1 kilo zeytin aldım. Mandalinalar çıkmış. Rıza'ya biraz mandalina aldım. Süt aldım. Yiyecek mi mandalin? Tamam, bekle. Şöyle 10 liralık patates aldım. Patatesim de hiç yoktu. Böyle arkadaşlar aldıklarımı yerleştireyim. Daha sonra ne yapacağım? Bir Nescafe yapayım, birazcık oturayım. Başıma ağrı geldi tekrar nedense. Çok yoğunlaşırsa ilaç alırım. Ama bir kahveyle bastırmaya çalışayım bakalım. Saat 12'ye geldi arkadaşlar. Masumlar apartmanını yeni bitirdik. Vallahi koltukta uyuyakalmışım. Sabahları bayağı erken kalkıyoruz. Yani Azra ile Rıza gittikten sonra biz zaten Duru ile uyumuyoruz bile. O yüzden böyle erkenden uykum geliyor. Burada artık veda edeyim sizlere. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah Elif'in annesinden bir haber alırız. Sizi haberdar ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.